Şiir inceleme testi 4, birinci soru. Bu dizelerin şiir türü aşağıdakilerin hangisidir? Sarı, yeşil, mavi, renk renk, çiçekler açmış ovada, kelebekler benek benek, dolaşıyorlar orada derken. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada doğaya ait kavramlardan bahsedilmiş. Cevabımız C, pastoral şiirdir. İkinci soruya baktığımızda bu dizelerde ahenk aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? Arkadaşlar sevdayı, sevdanı, senin için, seni niçin derken yazılış okunuş aynı, anlamlar farklı. Sesli sözcüklerin uyağı kullanılmış, cinaslı uyaktan yararlanılmış. Cevabımız E'dir arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımızda üstte verilen iki dizeden sonra numaralı bölümler aşağıdakilerden hangisine göre sıralanırsa çapraz uyak düzeninde anlamlı dörtlük kurulmuş olur diyor. Arkadaşlar, bakış kara kışla bitmesi gerekiyor. Önünde dün beyazlar giyinirken kara kış. Bu şekilde olması daha mantıklı. Dikkat edin, 2 ile 3'ü bir araya getireceğiz. Bugün sensiz kalan yaz kara bağlar ardında. Ardında çünkü arkadaşlar buraya da A, B, A, B. Yani bununla uyaklı olması gerekiyor. Kara kışla bitecek. Üçüncü dize, dördüncü dizemiz de ardında sözcüğüyle bitecek. Bu şekilde uyumlu yaptığımızda arkadaşlar önünde dün beyazlar giyinirken kara kış. Yani buraya 2 ile 3'ü getireceğiz. Bugün sensiz kalan yaz kara bağlar ardında diyerek de arkadaşlar buraya da 4 ile 1'i getireceğiz. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımızda hangisinin uyak çeşidi farklıdır diyor. Hepinize denize derken hepiniz deniz, e rediftir. Burada arkadaşlar nizler zengin uyaktır. İnsan yaşayan derken iki ses benzerliği vardır, tam uyaktır. Başın şaşkın derken anılar tam uyaktır. Görenler meğer iki ses benzerliği tam uyaktır. Gide peşinde derken tam uyak vardır. Cevabımız A'dır arkadaşlar. Beşinci soruya baktığımızda bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 11 lece uçusuyla yazılmıştır diyor. Evet, saydığımızda arkadaşlar ünlüleri 11'li hece ölçüsüdür. Nazım birimi benttir. Doğru. Beşlikten oluşuyor. Kayfiye düzeni A, 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 B, B şeklinde doğru. Tam uyak vardır. TN yine derken iki ses benzerliğimiz var. Sözcük halinde redif kullanılmıştır diyor. Ek halinde redif kullanılmıştır arkadaşlar. Sözcük halinde redifimiz yoktur. Cevap E'dir. Altıncı soruya baktığımızda Dadaloğlum yarın kavga kurulur derken arkadaşlar Dadaloğlu'ndan bahsetmiş zaten önemli epik şiirleriyle meşhurdur kendisi. Dadaloğlum demiş tüfek davlumbazlar vurulur dediği için epik şiir örneğidir. Cevabımız D'dir. Yedinci soruya baktığımızda bu şiirlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şiirlerdeki dizeler mani tipi uyak düzeniyle kurulmuştur. Baktığımızda arkadaşlar A, B, C, C şeklinde A, 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 B düz uyak şeklindedir. Mani tipi uyak şeklinde değildir. Birincisi serbest ölçüyle yazılmış, ikincisi ece ile yazılmış doğru. Birincide kafiye yokken dikkat edin arkadaşlar. Kafiye yok. İkincide tam kafiye kullanılmıştır. Ta'lar arkadaşlar. Her ikisi de dörtlükten oluşmuştur. Doğru. Birincide redif yok. İkincide redif vardır. Ta'lar rediftir arkadaşlar. Uzak toprak derken aklar tam uyaktır. Cevabımız A'dır. Sekizinci soruya baktığımızda sözlerinin tümü kullanılarak düz uyak düzeninde anlamlı dörtlük kurulmak istendiğinde düz uyağımız neydi arkadaşlar? Ya bu şekilde olacaktı ya da A, 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 B şeklinde olacaktı. Tümü kullanılarak oluşturulacak uyağı istiyor bizden. Seven insan elbet Leyla'dır zaten. Kaysı Mecnun Edip çöllere iten
1 ve 4'ü yan yana getirmeliyiz arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Delisi edendi başındaki aşk diyerek arkadaşlar. Bu anlayışı sağlayabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? 3 ile de 2'yi yan yana getirmemiz gerekiyor. Anlamlı bir bütün düz uyak oluşturma şeklimiz budur. Cevabımız C'dir. 9. soruya baktığımızda bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vardır? Bırakıp giderken seni takmayacaktın. B, A, B. Sarmal değil, çapraz uyak vardır. Cinaslı uyak yoktur arkadaşlar. 4 artı 3 durak demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7'li değil, 11'li ölçüyle yazılmış. Bakmayacaktın demiş. Dikkat ederseniz dınlar, takmayacaktın, bakmayacaktın derken arkadaşlar. Bunlar rediftir. Arıza ölçüsü yok, gece ölçüsüyle yazılmıştır. Cevabımız D'dir. 10. soruya baktığımızda bu dörtlük için hangisi söylenemez? 14'lü gece ölçüsüyle yazılması doğru. 14'lüdür. Ünlüleri saydığımızda zengin uyak kullanılmıştır. Çiçek, çek, saklar, ayaklar derken arkadaşlar. Zengin uyak, tunç uyak. Arkadaşlar buraya lütfen dikkat edin. Buraya dikkat edin. Çiçek, çek derken hem tunç uyak içerisine girer hem de zengin uyak girer. Çünkü tunç uyak aynı zamanda bir zengin uyak çeşididir. Saklar, ayaklar derken larlar rediftir. Aklar tam uyaktır. Zengin uyağımız var. Tunç uyağımız var. Çapraz uyak kullanılmış mı? Evet. A, B, A, B şeklindedir. Sözcük halinde değil, ek halinde redifimiz vardır. Yanlış olan E'dir. 11'e baktığımızda bu şiirle ilgili hangisi söylenebilir? 11'de arkadaşlar. Sözcük tekrarıyla ahengin sağlanması, arıza ölçüsüyle değil serbest ölçüyle yazılmış, tam uyak kullanılmış. İçindeyim, çindeyim, dağlar, çırağlar, tasında, ortasında. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. İçindeyim, ek halinde rediftir, larlar, dağlar, ek halinde rediftir. O yüzden söylenebilecek olan E'dir arkadaşlar. 12'ye baktığımızda bu dörtlükle ilgili olarak hangisi söylenemez? Ek halinde redif yoktur diyor arkadaşlar. Ek halinde redif yoktur diyor. Baktığımızda şöyle uyumakta, karaltı, uzakta, uyumak, uzak D'ler. Ek halinde rediftir. 14'lü hece ölçüsüyle yazılmış 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 doğru. Çapraz uyakla yazılmış A, B, A, B şeklinde doğru. Kafiye düzeni sarmaldır demiş. Sarmal değildir arkadaşlar. Çaprazdır. Zengin uyak kullanılmıştır. Baktığımızda arkadaşlar çınar altı, karaltı derken zengin uyağımız vardır. Şimdi buraya dikkat edelim gençler. Makta, mekte iki şimdiki zaman ekidir. D'da bulunma ekidir. O zaman aynı görevde ekler olmadı. Ek halinde redif yoktur diyebiliriz. Kafiye düzeni sarmal diyemeyiz, çapraz diyebiliriz. Cevabımız D'dir.